Şimdi yeni kararım. Bugün 14 Mart Salı günü. Şimdi sınava 3 ay kadar falan bir süre kaldığı için ve benim okuldaki insanları yakalamam, yani daha doğrusu şu anda olmam gereken yeri yakalamam normal bir öğrenci olarak pek mümkün gözükmediği için, yani arkadaşlarıma aynı kitaptan yetişmeye çalışmak yerine, hani AACE'den mesela istiyorlar şu an. AACE'den yetişmeye çalışmak yerine mesela AYT, TYT denemesi çözüp eksik olduğum konulara direkt yoğunlaşmak. Yani denemelerden gitmek ve 3 ayda halletmek gibi. Yani kısa yoldan gitmek. Çünkü bir şeyin tek yolu yoktur. Mesela siz Kadıköy'e giderken tek yoldan gitmezsiniz. Başka yollar da vardır mesela gibi. Yani hani o şekilde çok da takılmak lazım diye düşündüm sonra. Az önce namaz kılarken aklıma geldi. İnsan namaz kılarken böyle şeyler iyi aklına geliyor. Onu bir denemeye karar verdim. Yani direkt yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kullanmadığım kitapları da seneye başkasına veririm yani. Hani kullanılır diye düşünüyorum. Ya da satarız falan. Yani öyle boşu boşuna kendimi zorlamayayım diye düşündüm. Yani direkt yara odaklı bir şey yapayım diye düşündüm. Az önce yüklediğim video yüklenmedi telif hakkı nedeniyle. Tamam, telif hakkı vardı. Hani başkalarının videolarını çekmiştim ama ben bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim açıkçası. Neyse. Bu şekilde yani. Görüşürüz. Bye. YouTube stüdyodan baktım. Problem animeyi çekmiştim. Blue Lock'u. O Bandai'nin bilmem ne o şeyin yapımcısı telif hakkı şey yapmış. Ama çok güzeldi yani. Oraya yorum yapmak çok eğlenmiştim. O sahne şeyi çekerken. Yani bu kanalını takmaz. Yani. Moralim bozuldu. Orada şeyden bahsediyordu. Bacira'dan ve İsagi'den falan bahsediyordum. Bacira'nın işte annesi konuşuyordu falan. 22. bölüm. Annesi işte güzel sesiyle konuşuyor. Gidin siz izleyin o zaman. İşte sonra İsagi'yi sevmediğimden falan bahsetmiş. Ben başrolleri sevmiyorum. Yani o bizim anime başrolü, bilmiyorum, biraz fazla şey oluyorlar yani. Başarı daha iyi bence. Rin de çok iyi. Rin çok iyi. Nagi de çok iyi. Hepsi çok iyi. Ama işte İsaki'yi sevmiyorum. Tanjiro'yu da sevmiyorum ben mesela. Tanjiro'yu seviyorum da. Yani işte. Orada da şey, şu sarı saçlı olan. Sarı saçlı olan 80 yaşındaki ben. Da ben kendimi artık bayağı yaşlı hissediyorum. 12. sınıfım ya, böyle okula az gidiyorum mesela. Böyle alt dönemler yanında çok küçük kalıyorlar. Kendim çok böyle yaşlı, böyle aşmış. Bir de bir zaman hazırlık okudum ya. Normalde benim şu an lisede olmam gerekiyor falan. Yaşlı hissediyor insan. Şimdi dün bir matematik denemesi çözmüştüm. Onu da yapamadıklarıma bakacağım şimdi. Daha doğrusu yapamadıklarımı dinleyeceğim. Öyle. Yani kolay denemeler de işte denemenin şey orta zor ve işte orta zor ve kolay deneme seti var, matematik onu almıştım. Tabii önce şu kimyayı dinleyeceğim. Öyle. Şimdi şu mükemmel bilgileri size de söyleyeyim. Şimdi AKB çarpı N, NA gram, tamam mı? Mesela şurada şunun için şöyle bir şey yaptık. 1 gram 6 çarpı 10 üzeri 23 AKB ise 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram x AKB 1x eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 23, 7 çarpı 10 üzeri eksi 23. Bunlar gitti. 6 kere 7 42 AKB oldu. Bununla eşit oldu mesela. Sonra 1 gram C3H6. 1 gram neydi? AKB n'di. Yani bu 6 çarpı 10 üzeri 23 AKB oluyor. Yani hepsinden daha fazla. Sonra burada bu izotop meselesini biraz anlamadım. Arkadaşlarıma sordum ama henüz daha cevap gelmedi. Burada bir tane 12 karbon izotopunun kütlesini 1 bölü 12'sine AKB denir. Bunu anlamak biraz insanın kafasını yoruyor bence. Bilmiyorum, anlayanlar sayarsın. Na tane deyince mol. Na AKB gram. Tamam mı? Mesela şurada demiş ki 4 bölü 8 Na tane atom içerir. 4 bölü 8 mol demek. Na AKB demek 2 bölü 4 gram demek. 36 gram. 1,2 karbon atomu demek. Bir tane karbon atomu demek gibi bir şey. Bir karbon atomu demek yerine işte 1,2 yanına bir şey koymayınca şaşıracağını zannetmiş. Sonra bu da Na tane molekül 1,2 mol. Na 1,2 Na tane mol demek. Yani Na tane. Sonra
Eşit kütlelerin mol sayıları, eşit kütlelerin atom sayıları, eşit kütlelerine mol sayıları. M bölü MA. Şimdi MA'lar eşit çıktı bunların. İkisi de 44. Tamam mı? Sonra M bölü MA da MA'ları eşitse M'leri de eşit olunca N'leri de eşit olur. Eşit kütlelerin atom sayıları olmaz. Çünkü 1 mol N2O 44 gram. 1 mol CH8 44 gram. 1 mol 3 mol atom. 1 molünde 11 mol atom var. CH8'in yani propanın N2O'da diazot monoksit de sanırım. Yoğunlukları D eşittir M bölü V. Şimdi M'ler eşit. Çünkü moller eşit. Aynı koşullarda bir altı yani aynı koşullarda aynı sıcaklık ve basınçta molleri eşit. İşte yani hacimler eşit olduğu için moller de eşit gazlarda hacim ve mol aynı şey. Kütleleri de eşit oluyor o yüzden. O yüzden yoğunlukları da eşit oluyor. Burada molekül gram mol demek. Molekül demek bir molekül. Yani bir tane oksijen demek. Yani neden O2 değil? Oksijen neden O2 değil de oksijen? Ha oksijen. Evet 16 değil. Bir atom gram oksijen deyince 16 gram. Evet molekül O2. Atom gram. Mol bir tane. Evet bu bir tane tamam okey. Atom gram mol. Bir mol oksijen yani. Bir molekül oksijen. Bir mol atom oksijen. Bir mol oksijen atomu. Bir molekül, bir tane oksijen molekülü. Bir mol oksijen atomu, bir tane oksijen molekülü, 0,2 mol oksijen molekülü. 64 bölü Na gram. 64 bölü Na gram ne demek? NaAkB gramdı. Gram bölü Na da şey AKB oluyor. Yani 64 AKB. Yani 2 en küçük 4. Sonra 62 AKB, 64 AKB, 6,4 gram, 16 gram. Tamam. Evet. Şu aynı koşullarda hacimleri katı deyince eleyici oluyor. Bu şekilde. Şimdi psikiyatriste gittik. Az önce Çamlıca'ya gitmiştik. Çamlıca Sosyal Tesisine profiterol iyi oluyor. Yani sonra şey işte şu an annemler su dolduruyor. Eğer yeme bozukluğunuz varsa size aslan dönmenizi önerebilirim. Şu an ilk seansına gittim. Biraz pahalı ama her şey pahalı. Yani şu ana kadar en mantıklı konuşan oydu. Yani diğer doktorların bir şey bildiği yokmuş gibi geldi bana en azından bu konuyla alakalı. Şimdi de şey bir fizikten şeyi izliyorum. 5 soruda TYT matematik, TYT fen. Böyle 5 soruda mesela madde özelliklerini izliyorum. Şu an iyi oluyor mesela. Çünkü TYT fen önemli. Yani her şeyin önemli olduğu gibi o da önemli. Bir de şey şey başka ne diyecektim? Ha işte mesela sabah odaklanabildim tamam mı? Böyle 1,5 saat falan kimyadaki mole çözüyordum. Sonra mole çözerken molü dinledim de aynı zamanda çözemediğim soruları. Böyle odaklandım ve o kadar eğlenceli geldi ki. Yani aslında ders çalışmak çok eğlenceli bir şey. Yani çünkü sen böyle nöronlarını çalıştırıyorsun ve nöronların çalışıyor ve hani bir şeyler düşünüyorsun ve bir şeyler anlıyorsun. Bir şeyler anlayınca mutlu oluyorsun. Yani bir şeyler katıyorsun kendine. Yani çok güzel bir şey aslında. Yani ve anlayamadığın zaman da anlayabilirsin. Yani anlayamadığın zaman sonsuza kadar anlayamamış olarak kalmak zorunda değilsin. Çabalarsan anlarsın. Bir konuda ciddiyet gösterirsen ciddiyet gösterdiğin şeye mutlaka ulaşırsın diye bir söz var. Öyle yani hayatın kuralı bu. O şekilde. Öyle şu an günlerden Çarşamba 15 Mart. Yani az kalmışsın ama. Ama işte dediğim gibi AYT ve TYT denemelerinden eksik kaldığım yerlere adam akıllı çalışırsam adam akıllı bitişik mi ayrım mesela.
sanırım bitişikti ya. Hatırlamıyorum. Neyse. Öyle. Bu Ghost Shadow var ya. Çok güzel ya. Dazai'yi çok seviyorum. Dazai'yi. Chuya da çok iyi ya. Chuya bir de kısa boylu ya. Böyle çok tatlı oluyor. Bir de şey. 91 Days'i izlediniz mi? 91 Days'i. İzlemediniz mi? Bilmiyorum. Yani çok ünlü bir anime değil galiba. Yani bilmiyorum, biraz zeki karakterli animeler seyretsem biraz gaza gelebilirim ders çalışma konusunda. Ben öyle gaza gelen bir insanım. Öyle yani. Neyse. Bye. Biraz kazandibi, biraz profiterol, biraz da krem şanti. Kahve. Kromatiği başlattım. Anahtarlarım yok lan da değil mi? Babam çok beğenmişti bunu. Öyle. Yani böyle şey ya. Hani. Yani böyle hem çok yetenekli, hani herkesin peşinde koştuğu bir yeteneği var. Hani böyle Liman Mafyası'nın çok önemli bir üyesi, sonra ajansın da çok önemli bir üyesi. Fümeran'ın açlık saati geldi, o yüzden bana vurup duruyor. İşte Liman Mafyası'nın çok önemli bir üyesi, ajansın çok önemli bir üyesi. Ama arkadaşı işte Oda Soku şey dediği için, bu arada spoiler var. O da sokuyu işte onunla iyilerle beraber ol dediği için, o iyilerle beraber, yani böyle tam aslında bence tam Müslüman tarzı bir şey bu ya. Yani Müslümanlık benim bildiğim böyle bir şey yani. Hani böyle çok cool, çok havalı, çok böyle şey, hani insanlara iyi davranan, hani insanları aslında önemseyen ama hani insanları önemsemesi gerektiği kadar önemseyen. Yani mesela kendisi için değerli olan İşte arkadaşı Tomodachi'si onun için önemli yani. Değil mi Fümela? Ne yapıyorsun Fümela? Ne yapıyorsun? Neyse işte onun için de önemli olan arkadaşısı Tomodachi'si yani. Bu arada o Tomodachi kelimesi yani Japonca çok konuşasım geliyor. İnsan Japonca izleyince yani mesela Inyorok İniyor yok şu ya, yetenek mi demek? Öyle bir şey de sanırım, yetenek öyle bir şey demek. Mesela hani öyle kullanmak gerekiyor. Hani o şeyleri söylerken, hani o replikleri söylerken, o replikleri o replik tarzında söylemek gerekiyor. Yani o, yani o şey havası oluşmuyor o zaman öbür türlü. Bir de şey ya, VPZ'yi ya. Yani ben VPZ'yi şeyden dolayı seviyorum. Ya böyle şey, ben çok komik. Öyle şey anlatıyor yani, nasıl, tut Fümera, şu poşeti bırak Fümera, işte şey anlatıyor yani, gel bakalım, gel. İşte şey anlatıyor yani, böyle sıcakkanlı anlatıyor bence, iyi anlattığını düşünüyorum, basit anlatıp anlatmadığı konusunda bir fikrim yok. Asıl anlatıyorsa da inşallah anlatmıyordur çünkü anlıyorum yani. Ama test kitaplarını böyle, test kitapları böyle şey gibi olmuyor mu? Böyle yani test kitaplarını çözebilmek, yani test kitap prosu olmak acaba hani mümkün bir şey mi sizce? Ben neden boğazım sıkıyormuş gibi? Benim doğru düzgün kapan çık işte şeyin karşısına, mal mısın? Neyse. Neyse, Dazai işte mükemmel. Mesela Blue Period'da da Rin'in bakışları var ya. Abi Rin'in bakışları var ya, insanı var ya. Çok havalı. Bachira son bölümde baya benim durumuma benziyordu yani. Arkadaşları tarafından geride bırakılmış olmak. Zor böyle şeyler be Bachira. Zor be gülüm.